Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Lost Horizon'u kaldığımız yerden oynamaya devam ediyoruz. Hala Maroko'dayız ve Doktor Hayes'i hapishaneden kurtarmak için 200 franka ihtiyacımız var ve bunu bir şekilde kazanacağız. Neyse, şimdi en son şehrin dışına çıktık fakat karşıya geçemiyoruz. Burada bir çöl var. Bakalım burada ne yazıyor arkadaşlar. Tehlikeli. Lütfen Tuz Gölü'nü sadece bir kılavuzla karşıya geçiniz. Tamam. Kılavuzumuz yok. O yüzden geçemiyoruz. Şu karşıda ne var? Aha, ıslık çaldı. Anlaşılan ıslığımı pek dikkate almadı. Karşıda bir deve var. Tamam. Eminim ki onun üstündeyken rahatlıkla karşıya geçebilirim. Bir yerde okumuştum. Develer gittiği yolların tehlikeli olup olmadıklarını çok iyi bilirlermiş, hissederlermiş. O yüzden onların izinde gittiğimiz zaman rahatlıkla geçebilirmişiz. Yani yolumuzu bulabilirmişiz. Anlaşılan ayakların altında bir tür sensör var. Yani çok etkili, daha doğrusu çok hassasmış. Ve o yüzden yollarını rahatlıkla bulabiliyorlarmış. Ama maalesef kameranın sahibi hiçbir yerde yok diyor. Tamam, belli ki bununla ilgili bir şey yapacağız. Burada herhalde bu da şeylerin yemi olsa gerek. Develerin yemi olsa gerek. Alabiliyor muyuz? Alabiliyoruz, evet. Alalım o zaman. Saman bu galiba. Evet. Neyse, biraz saman alayım diyor. Alalım. Samanımızı da aldık. Şurada bir taş almıştık hatırlarsanız. Kuvats daha doğrusu. Onu ne yapacağımızı biliyoruz arkadaşlar. Biliyorsunuz bir kuponumuz var. Bedava onu cilalatabiliriz. Değerli bir şey olduğunu zannetmiyorum. Yani dışarıda bulduk sonuçta. Bir deneyelim yine de şansımızı. Aa, dostum. Tekrar geleceğini biliyordum. Cemal senin için ne yapabilir efendim? Aa, bu kristali sana satmak istiyorum. Bir göreyim mi arkadaş? Efendi diyor. Aslında çok basit bir kuvars ve bunu her tarafta bulabilirsiniz. Üstelik çok da kirli ve cilalanmamış. Yazık. Ben de bunu sana satmayı düşünüyordum aslında. Ama isterseniz onu sizin için cilalayabilirim. Kuponun hala sizde mi değil mi? Hemen verin size cilalayayım. Tabii işte burada. O zaman tamam. Elbette bu sizin için bedava bir... yani kuponu verdiğiniz zaman size bedava yapacağım bunu. Hemen hallediyorum efendim. Acele et, acele et. Aha. Buyurun efendim. Teşekkürler Cemal. Tamam, bu kadar konuşma yeter. Neyse, ben biraz şehri gezeceğim. Görüşmek üzere efendi. Şimdi o mercek gibi olmuş. Dator lens gibi. Evet, bu büyük bir ihtimalle bize bir şeyde yardımcı olacaktır. Ve burada saman da var. Saman iyi yanar. Bu mercek de biliyorsunuz güneş ışığını şey yapar. Nasıl bir yere fokuslar. Evet, belli. Ne yapacağımız belli. Şimdi ama nerede kullanacağımızı henüz bilmiyoruz tabi. Şimdi şu adamla konuşalım arkadaşlar. Kendisi burada öylesine duruyor ama belki bir şey yardımcı olacak. Merhaba efendim. Rahatsız edebilir miyim? Ah, bir turist. Selamun aleyküm. Benim sanatımla ilgileniyor musunuz? Aslında fazla zamanım yok. Ama elbette, neden olmasın? Biraz zaman ayırabilirim. İyi dikkatli seyret o zaman. Oo, kulak yapma. Kapat, bitir. İlan olsaydım soktan sokmuştum adamı ya. Bitir. Allah razı olsun ya. Gerçekten çok etkilendim efendim. Sağ ol efendi. Müzik harikaymış. Müzik çok güzeldi. Gerçekten çok güzel tonlar çıkarıyorsun. Çok güzel melodiler çıkarıyorsun. Kavalından çok güzel ses çıkarıyorsun. Sağ ol efendim. Maalesef herkes bunun değerini bilmiyor. Ne demek istediğinizi anlamadım şimdi. Bundan kısa bir süre önce beni pazardan attılar ve artık orada oynamama izin vermiyorlar. Neymiş? Oradaki müşterileri rahatsız ediyormuşum.
Halbuki çok özel bir şeydir bu flöt. Yüzyıllardır ailemizde bulunan bir kavalyada flöttür ve çok güzel melodisi vardır. Yani çok güzel melodisi vardır. Benim atalarım gezginlerdi ve bu kavanın sesiyle şeylere müzik yaparlardı. Develere müzik yaparlardı. Nasıl? Gerçekten mi? Develere müzik mi? Aynen. Doğru duydunuz efendim. Onlar gerçekten de çok duygusal hayvanlardır. Ve sahiplerine her zaman çok sadıktırlar. Ve çölde yaşayan gezginler için hayati önem taşır develerin onlara yardım etmesi. O yüzden deve ve sahibi arasında çok özel bir bağ vardır. Ve bunu müzik sayesinde ona hissettiririz. Ona duyduğumuz minnettarı bu seslerle ona iletiriz ve bu flötün sesi de onları çeker, bize bağlar. Ama tabii bu şerefsiz satıcılar ne anlar ki güzel müzikten? Şerefsizler. Ama siz efendi, siz öyle değilsiniz. Bir de tabii develer de öyle değil. Peki nasıl yapıyorsunuz? Yani yılana bunu nasıl öğrettiniz? Yani bir kobraya bunu öğretmek ne kadar sürer ki? Yani böyle seslere şey yapması, bu seslere dans etmesi. Size gerçeği söyleyeyim. Aslında benim kobram ve diğer kobralar, yani diğer kobralar gibi de benim kobram aslında sesleri duymaz. Yani onlar sağırdır. Onlar sadece yaptığım elle yaptığım hareketlere bakarlar. Ama tabii bu seyirciler için daha atmosfer dolu bir şey, etkileyici bir şov oluyor tabii. O yüzden müzik. Yeni bir şey öğrendim. Gerçekten bana anlattığınız hikaye çok güzeldi, bu flötle ilgili hikayeniz. Aynen. Çünkü çok önemli, çok değerli bir şey bu. Evet, gerçekten öyle. Ama gerçekten de develere karşı öyle bir etkisi var mı? İnanamıyorum da, yani pek zor geliyor inanmak. Allah şahidim olsun. Aynen öyle yazıyor. Allah şahidim olsun. Peki bana bir gösterebilir misiniz nasıl yaptığınızı? Üzgünüm efendi ama şimdi kamel, yani bir deve bulmak için şehrin dışına gitmemiz gerekirdi ve maalesef artık genç değilim. Ayaklarım ağrıyor. Ama o kadar ilgileniyorsanız size ödünç verebilirim ve kendiniz deneyebilirsiniz. Harika olurdu bu. Ama bir saniye efendi, eski bir atasözü söyler ki bir el diğerini yıkar. Eğer size bunu verirsem o zaman şey yapmak zorundayım, dinlenmek zorundayım ve eğer dinlenmek zorunda kalırsam susarım. Anladım, tamam. Eğer sana içecek bir şey getirirsem bana ödünç verir misin? Aynen öyle. Aynen öyle. Sesi biraz tonu tutturayım. O zaman ben hemen yola koyulayım. Selam yabancı. Neyse, anlaşılan buna su da bulacağız. Evet, görevler gittikçe artıyor. Evet. Buna kobracıya su bulacağız. 200 frank bulacağız. Nasıl yapacağız bilmiyorum. Şurada bir plakat var. Okuyalım. Berberlerin büyük eğlencesine katılın. Dans ve elbette geleneksel giysilerin giyildiği büyük eğlenceye katıl. Hemen şehrin kuzeyinde. Tamam. Şehrin kuzeyinde. Bir ara gideriz ama şimdi yapmamız gereken başka bir iş var. Şimdi arkadaşlar, daha önceki bölümde de şu arabayla ilgili bir şey yapmamız gerektiğini biliyoruz. Geçen bölümde hatırlarsanız bir form vardı ve buna damga vurmasını istedik. Fakat vurmuyor. Biz de bir şekilde polisi dışarı çıkmasını sağlayacağız. Bunun için de burada arabayla ilgili bir şey yapmamız gerekiyor. Gel bakayım buraya, ne yapabiliriz? Şimdi arkadaşlar, bir merceğimiz var. Merceği arabayla kullan. Demiri tutaçla, demirin tutacıyla kullan.
Vay be. Cilalanmış olan taşın tam da buraya girmesi büyük bir tesadüf. İyi, hadi öyle olsun. Şimdi, evet, işte şu anda mükemmel olarak yerleşti oraya ve tam da bir noktaya güneş ışıklarını topluyor. Tamam, güzel. O toplanan yere ne yapacağız? Elbette otumuzu koyacağız. Bir düşünelim. Eğer otu buraya koyarsam, o zaman birkaç dakika sonra yanmaya başlar ve bunu gören jandarma da arabasını kurtarmak için hemen dışarı koşar. Belki o zaman o dışarıdayken bir yolunu bulup içeri girip yapabilirim damgayı. Hadi bakalım. İşte yanmaya başladı. Bakalım. Aa, böyle kokan şey de ne böyle? Oh! Ateş yanıyor. Ne? Mon Dieu! Arabam. Senin değil o, devletin arabası. Jandarma. Sacrebleu! Bir aptalın şakası mı ne bu? Ah, sön hadi sön. Profesör Hayes? Ya, dışarıda neler oluyor? Jandarmayı dışarı çıkarmam gerekiyordu ama şimdi burada gizli olmam lazım, saklı olmam gerekiyor. Peki şimdi ne yapacaksınız? Masayı görüyor musunuz, jandarmanın masasını? Evet. Telefon ve bir tane de damga var. Neden? O damgaya ihtiyacım var. Yetişiyor musunuz? Hayır, maalesef kollarım yetişmiyor. Neyse, bir şey düşüneceğiz. Düşüneceğiz elbette. Al şunu bakayım, ver. Profesör, bir de bununla deleyin. Yetişiyor musunuz? Tamam. Başardım. Buyur al. Al, bu demiri de sana geri veriyorum. Sağ olun efendim. Şimdi damgamızı vuruyoruz. Şimdi damgamızı yaptık. Umarım Lacoste de bunu kabul eder ve bana o kutuyu verir. Buyurun profesör. Ne dersiniz? Tekrar geri koyabilecek misiniz? Evet, atmam gerekecek ama bir şekilde olacaktır. Bol şans. Jandarma içeri girdiğinde size Lacoste'den o şey sandığı getireceğim, ilacın olduğu sandığı. Hadi gir sen de içeri. Hadi, kimse yok. Sadece çocuğun yaptı, aptal çocuğun yaptı. Bir şakaydı. O yüzden şimdi Lacoste'nin yani tekrar Hayes adamın dükkana gidelim. Hayes dedim, Hayes. Hadi. Gel buraya. Şimdi verelim. Monsieur Lacoste. Uy. Buyurun efendim. Doldurulmuş olan form. Ha, öyle mi? Bir bakayım hele. Evet, jandarmanın damgası. Tamamdır Monsieur. O zaman o kutuyu alıp arkadaşınıza ilacı ve götürebilirsiniz. Aa, sonunda teşekkürler. İşte alalım, şurada galiba. Küçük kutu. Yuvarlak top gibi bir şey, tutamacı var. Evet, kutuda kutuda Hayes'in ilacı var ama maalesef kilitli mi diyor. Açsana. Neyse. Herhalde her şeyde anahtar vardır. Ya da nasıl açıldığını herhalde Hayes biliyordur ya. Şimdi önce götürüp verelim. Profesör, getirdim kutuyu. Allah razı olsun. İlacıma ihtiyacım var. Buyurun. Diğer şeyleri size geri veriyorum. Yoksa jandarma bunlar bende görürse şey yapacaktır. Rahatsız olacaktır. Daha doğrusu kuşkulanacaktır. Peki bu diğer şey ne? Böyle bir garip bir alet var içinde. Aa, arum dedektörü. Bir fizik arkadaşı ve fizikçi arkadaşım benim için yapmıştı bunu.
hafif elektrik dalgalarla bir metaldeki altın şeyini ölçer. Altın miktarını. Bunun sayesinde bana satılan eşyaların altın olup olmadığını bulmaya çalışıyorum. Ve bu şekilde içindeki altın değerini buluyorum. Yani altın değerini ortaya çıkarıyorum. Ama dikkatli olun lütfen. Çok değerlidir. Yani tektir. Ondan başka yok. Tamamdır ya. Şimdi vay be, bir altın dedektörümüz var. Kutuyu da geri verdi. Şimdi arkadaşlar. Suya ihtiyacımız. Dur. Burada boyacı vardı. Evet, işte burada su var. Ellerimi yıkamak istemiyorum. Onu koymak için bir şey... bir saniye. Hayır, olmuyor. Koyacak bir şey lazım. Şuraya konuşalım. Maalesef orada bir satıcı gözükmüyor. Ve zaten şu anda bir tane şeye ihtiyacım yok. Çömle. Ya nasıl ihtiyacım? Tam işte aradığımız şey. Ama yok işte orada. Bunda neler var? Selam. Merhaba, ben yeni geldim. Yarım bir tane karpuz. Paprika. Biber. Karpuz bayağı sulu bir şey. Yani yarım bir tane karpuz alabilir miyim? Buyurun efendim. Neden değiştirelim ki? Neyse. Sonra görüşmek üzere. Evet. Selam. Tekrar uğrayın lütfen. Şimdi. Adama verelim. Sulu sonuçta. Hadi. Buyur. Senin için böyle seni ferahlatacak bir şey getirdim. Teşekkürler ama karanlık olmadan önce bir şey yemem ben. Sadece su istiyorum. Sağ ol. Anladım. Neyse, ben yine arayışa koyayım. Sağ ol. Lan sulu, %90'ı su bunun ya. Karpuz öyledir. Neyse. Allah Allah. Deniyorum. Daha önce karpuzdan nefret ettiğimi söylemiş miydim? Çocukken az daha çekirdekleri yüzünden boğulacaktım. Ve böyle bir şey bir daha olmasın diye tüm etini, yani tüm şeyi, meyveyi ve şeyleriyle beraber içindeki çekirdekleriyle beraber çıkarıyorum. Ve yine çıkardı, oydu ve işte bir tasımız var. Şimdi tekrar gidip şeyimizi alalım, suyumuzu alalım o zaman. En iyisi önce izin alayım. Affedersiniz, biraz su alabilir miyim acaba? Bu taraflarda aslında altından daha değerlidir su, ama herhalde bir yudum verebilirim elbette. Sağ olun efendim. Allah razı olsun. Şimdi. Harika. Al dostum. Bu değil ya, bu. Al suyunu iç. Bana da flötü ver. Kaval. Buyurun efendim. Size hemen suyunuzu getirdim. Ama maalesef içindeki tas biraz garip. Bu benim için problem değil. Çok teşekkür ederim efendim. Buyurun. Flöt. Gidin kendiniz kendi gözünüzle görün doğru söyleyip söylemediğimi. Evet. Teşekkürler. Çok heyecanlıyım. Yani merakla yapmayı bekliyorum. Ama geri getirmeyi unutmayın lütfen. Söz veriyorum. Şimdi bakalım. Hadi bakalım. Olacak mı, olmayacak mı? Bir görelim. Şimdi göreceğiz adamın yalan söyleyip söylemediğini. Umarım doğruyu söylemiştir ve gerçekten de deve buraya doğru gelip bana güzel, yani şey, yolu gösterecektir. Doğru yolu. Yani tehlikesiz yolu.
Gerçi adamdan daha güzel oynuyor, çalıyor ya. Vallahi adam gibi çalıyor. Aha işte. İşte geliyor. Bayağı uzattı. Bu ne? Hadi be. Yapma. Ne bu şimdi? Ya bir git. Ya bir git. Bu ne şimdi? Şaka mı? Evet, adam doğru söylemiş. Gerçekten de ışığın sinekleri çektiği gibi bana çekti. Bana mı getirdi deveyi? Çok güzel. Bu işe yaradı. Ama isterseniz arkadaşlar, bir sonraki bölümde çölün diğer tarafında ne var ona bakalım. Şimdilik kendinize iyi bakın ve hoşça kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere.